İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 60 ABD'li kongre üyesi ülke yönetimine Bakü savaş suçlarından sorumlu tutma çağrısında bulundu. Aşot Haruk Dünyan, Wilson'un ara ve 1920'deki San Remo konferansında Ermenistan sınırının kaderi. Aşot Haruk Dünyan, Şuşi Ermeni tarihinin, kültürünün ve cesaretinin sembolüdür. Maher Harut Günyan Eylül 2020 Savaşı Artsak'ın barışçıl yerleşimlerine yönelik saldırının sonuçları ve ders almamanın tehlikeleri. Önümüzdeki günlerde Armenosit Anıt Kompleksi'nde büyük onarım çalışmaları başlayacak. Yurtdışı çalışanlarının Ahalkalak'taki sonuçları, aile bölünmeleri ve Rus nüfuzunun yükselişi. Eski Ermeni oku ve yayı Zengin mirasının simgeleri 60 Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi Bakü'nün savaş suçlarından sorumlu tutulması talebiyle ülke yönetimine başvurdu. Bakü'de yapılması planlanan COP29 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin arifesinde Bakü yetkililerine savaş suçları, rehin alma ve Artsah topraklarının yasa dışı işgali konusunda hesap verme çağrısında bulundular. ABD'li kongresmenler ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na etnik Ermeniler de dahil olmak üzere tüm siyasi tutukluların, rehinelerin ve savaş esirlerinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını sağlamak için acil adımlar atması yönünde çağrıda bulundu. 24 Nisan 1920'de David Lloyd George, Sanremo'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'a bir proje göndererek şunlar önerdi. A. Türkiye ile yapılan barış anlaşmasının versiyonunda belirtilen sınırlar dahilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan mandasını kabul etmesi için Başkan Wilson'a başvuruyoruz. B. Amerika Birleşik Devletleri'nin mandayı kabul etmemesi halinde taslak maddede belirtildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan Ermenistan'ın sınırları konusunda arabuluculuk yapması isteniyor. C. İlgili anlamdaki maddenin Ermenistan'la ilgili olarak uzlaşma antlaşmasında yer alması gerekmektedir. Türkiye, Ermenistan ve diğer akit taraflar Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis illerinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır konusunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanının arabuluculuğuna başvurmayı ve bu konudaki kararı onaylamayı kabul ederler. Ayrıca bağımsız bir Ermenistan için devletin çıkışı konusunda da denize sunacağı her türlü şartı kabul eder. Ermeni tarihimizin ayrılmaz bir parçası olan Şuşi'nin yüzyıllar boyunca güçlü bir kültür, bilim ve dövüş sanatları merkezi haline geldiğini belirtmeye gerek yok. Bin yıllık Ermeni efsanesinde olduğu gibi bu kale kent, savunma gücüyle Ermeni milletinin cesaretinin ve azminin simgesi haline gelmiştir. Kuleler sanki bir imada bulunur gibi milletimizin yolculuğunun trajedilerine olduğu kadar zaferlerini de anlatıyor. Doğal çiçeklerle süslenmiş Şuşi şehri bize köklerimizin gücünü ve Ermeni tipinin sınırsız güzelliğini hatırlatıyor. Ammena Kilisesi'nin ihtişamı Ermeni milletinin manevi zenginliğini dünyaya göstermektedir. Şuşi geçmiş 30 yıla yeni bir ışık tutuyor ve biz Ermenileri özgürlüğe götüren cesareti asla unutmamaya çağırıyor. Kaybolan sur kapılarının hayaletleri bana sislerle örtülü tarihin bölümlerini anlatıyor. Ne oldu ve ne olacak? Patikalar ataların geçmiş şimdiki ve gelecekteki maceralarına giden tek yoldur. Ermeni milletinin geleceğini güvence altına alabilecek miyiz? Askeri yenilgilerle felç olan beyinleri yeniden canlandırarak ulusal düzeyde bugünü ve geçmişi iç içe geçirerek sembolleri yeniden keşfederek ve kültürümüzden, tarihimizden ve halkımızın ruhundan gizemli bilgileri çıkararak şu şeyi ele geçireceğiz. Peri masalındaki şu şeyi Unutmayın. Tarihçi Aşot Harutyunyan 2020 yılının Eylül ayında düşman çekirgeler gibi Stepanagert'in uyuyan ve pazar günü dinlenmenin tadını çıkaran huzurlu mahallelerine saldırdı. Aliyev suç rejiminin Arsah Cumhuriyeti'ne karşı işgalci saldırgan savaşının bir sonraki aşaması başladı. Ermeni tarafının hazırlıksızlığı, yönetim sisteminin kusurlu olması, askeri siyasi liderliğin beceriksizliği ve daha birçok nedenden dolayı Artsakh Cumhuriyeti'nin ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin sınırlarının savunulması başarısızlıkla sonuçlandı. Yıkımın endişe verici pek çok sonucu var. Bunları saymayacağım. Çünkü her yerde, her dakika bunlarla karşı karşıyayız ama ders almamak Aynı hataları tekrarlamak, bilinçli ve bilinçsiz olarak kendi kendine zarara yol açan adımlar konusunda bir kez daha uyarmalıyım. Uyanmak, sersemlikten kurtulmak için fırsatlar artık yaratılmayabilir. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Ermenosit Anıt Kompleksi ve çevresinin tadilatı önümüzdeki günlerde başlayacak. Armenosit Müze Enstitüsü'nün müdürü Edita Gızoyan, inşaat ve yenileme çalışmaları sırasında drenaj sorununun ihmal edildiğini, bunun sonucunda Anıt'ın çatı duvarlarının yıkılarak kaya düşmesi tehlikesine yol açtığını söyledi. Temel onarım çalışmaları iki aşamada gerçekleşecek ve soykırımın 110. yıl dönümü olaylarından önce tamamlanacak. Temel onarımı Bidek şirketi tarafından gerçekleştirilecek teknik ve telif hakkı kontrolü ise Siemensin şirketi ile Ermeni Proje şirketi tarafından sağlanacak. Ahalkalaktaki ailelerin yarısından fazlasının geçimini sağlayan en az bir kişi var. Çoğunluğu Rusya'ya giden erkekler. Yıllar boyunca ailelerden uzun süre ayrı kalan yurtdışı çalışanlar sosyal ve psikolojik zorluklara neden oluyor. Abul köyünün 16 yaşındaki sakini Klara Voskanyan, babasının 30 yıldır yurt dışına çalışmaya gittiğini ve sık sık onu özlediğini söylüyor. Klara, "Babam her zaman yanımda olsaydı hayatım daha parlak olurdu." diyor. Yurt dışında çalışmanın sonuçları sadece aileler tarafından değil, aynı zamanda toplum tarafından da hissedilmektedir. Köy sakinlerinden biri adamın yokluğunda evi onarmak için yabancılara başvurmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu durum Gürcistan'ın sosyoekonomik yaşamını da etkilemektedir. Meş Demokratlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Caba Natenadze, yurt dışında çalışma kitlesel gücünün gençleri Gürcistan'dan uzaklaştırdığını ve ülkede Rusya'dan gelen propagandanın yayıldığını belirtiyor. Natenadze, insanların iş bulabilmesi ve memleketlerinde kalabilmesi için koşulların yaratılması gerekiyor, diyor. Yurt dışında çalışanların yokluğu aynı zamanda aile içi bölünmeleri de derinleştiriyor ve Rusya'nın Gürcistan'daki nüfuzunu artırıyor ki bu da özellikle endişe verici. Milattan önceye kadar uzanan eski Ermeni ok ve sanayi. 14. 12. yüzyıllarda sadece askeri araçlar değil, aynı zamanda Ermenistan'ın kültürel ve tarihi kimliğinin simgeleridirler. Bu silahlar Ermeni halkının atası Hayk'ın efsanevi yayını anımsatmakta ve eski Ermenilerin askeri becerilerini ve zanaatkarlığını yansıtmaktadır. Ok ve yay eski Ermeni paralarında sıklıkla güç ve koruma sembolü olarak tasvir edilmiştir. Onların resimlerinin diğer medeniyetlerin sikkelerinde de yer alması onların Ermenistan bölgesindeki nüfusunu kanıtlıyor. Yakın zamanda yayınlanan Antik Roma sikkelerinde Ermeni sembolleri adlı kitap bu konuyu ele alıyor ve Ermeni kültürel değerlerinin antik tarih bağlamındaki önemine vurgu yapıyor. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.